Ahmet Ünlü Aynı olayda kimine 13.445 TL, kimine ise 595 TL ödeniyor. Ahasarın tadını bozan ölüm hayatın en acı gerçeklerinden birisidir. Ölen kişilerin geride kalanlarına bazen az, bazense çok ödeme yapılmaktadır. Bu çerçevede ölen kişilerin tamamı sigortalı olsa da ölüm nedeniyle yapılan yardımlar ölen kişinin statüsüne göre değişmektedir. Garip ama mevcut mevzuata göre bazılarının ölüsü daha kıymetlidir. Ayrıca bazılarının ölü yardımı maaş kat sayısındaki artışa göre belirlenmekteyken maaş kat sayısındaki artıştan etkilenmeyen büyük bir kesimde bulunmaktadır. İsterseniz konunun nasıl olduğunu izah edelim. Milletvekillerine yapılan ölüm yardımı daha mı fazla? 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerine dair kanunun ölüm yardımı başlıklı 7. maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla ek ve değişikliklerine göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın ek gösterge dahil 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir. Yasama organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzu hükümleriyle öngörülen ölüm yardımları yapılmaz. Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208. maddesi hükümleri uygulanır. Hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküme göre milletvekiliyken vefat edenler için 9500 çarpı 0,11794 eşittir 1120,43 çarpı 12 eşittir 13445 TL ölüm yardımı yapılacaktır. Ancak milletvekili sona erenlerin ölmesi halinde ise 13445 bölü 2 eşittir 6773 TL'dir. Memurların ölmesi halinde ölüm yardımı. 657 sayılı kanunun ölüm yardımı ödeneğini düzenleyen 208. maddesinde devlet memurlarından memur olmayan eşiyle ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı ek gösterge dahil tutarında memurun ölümü halinde sağlığında bildiriyle gösterdiği kimseye eğer bildiri vermemişse eşine ve çocuklarına bunlar yoksa ana ve babasına bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının Ek gösterge dahil iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emraksızın saymanlarca derhal ödenir bu yardım borç için haciz edilemez hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince ölen devlet memuruna 9500 çarpı 0,11794 eşittir 1120,43 çarpı 2 eşittir 2241 TL tutarında ölüm yardımı ödenecektir. Ayrıca 5510 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince gerekli şartlar yerine getirilmişse yukarıda belirtilen 2241 TL'nin yanında ayrıca sosyal güvenlik kurumu tarafından 2018 yılı için belirlenen 595 TL tutarındaki cenaze ödeneği de verilecektir. Yine memur olmayan eşle aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere ise 1120 TL tutarında ölüm yardımı ödenecektir. Sigortalıların eş ve çocuklarının ölümü halinde ise herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Sigortalının ölmesi halinde yapılacak ölüm yardım. 5510 sayılı kanunun evlenme ve cenaze ödeneği başlıklı 37. maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine kurum yönetim korulunca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze ödeneğinin 3. fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda 3. fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 4. maddenin 1. fıkrasının C bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde 2018 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kurulunca belirlenen ve bakan tarafından da onaylanan cenaze ödeneği 595 TL'dir. Bu tutar yılda bir defa belirlenir ve maaş kat sayısındaki artıştan etkilenmez. Ancak 5.434 sayılı kanun kapsamında olan emekliler için ödenecek ölüm yardımı tutarı ise 5.434 sayılı kanunun ek dördüncü maddesi gereğince emeklinin bir aylık tutarı kadardır. Bu tutarsa her emekli için farklıdır. Görüleceği üzere ölüm yardımı ölen sigortalıdan sigortalıya değişmekte ve kimine 13445 TL, kimine 2241 TL, kimine de 505 TL ödenmektedir. Bu işin adil olup olmadığını hiçbir yorum yapmadan okuyucuların takdirine bırakıyoruz.